Ushbu video dersimizde Excel'de bizde yani find funksiyası bu, kılıç, tokmak ve search bu. Ve ana şu ikide funksiyonu birbirinden farklı görüp ötemiz. Umumi manada iki alasayım kıdırıp top geliyordu. Bizim aitilgen belgini ve köşe kırdılgen sonra kıdıradı. Fakat bazı ürünlerde birbirinden farkı bu. Şularını görüp ötemiz. Biz de mesela gelin bana bu B üstünde kuyudaki sözü yazılgan bölse. Misal için en uzun Dario sözü yazılgan bölse. Bu yerde demek mesela uzun Dario sözü yazılgan bölse. Bu mesela find için yazalımız bana bir yerde yazsak demek find funksiyası. Birinci kadarlayacağım matın yok belge. Mesela uzun daryona kadar kayırdan. Virgül bana bu en uzun daryo sözler. Yani bu uşa uzun sözler u bilgisini örneğin topadı. 1, 2, 3, 5, 4, bu demek 5. Yani bizde 5 deyip çıkardı bir adı. Yani bu tölük söz bölse ham birinci bilgisini uşa u harfini cöleşken örneğin natice sıfatla kaytarıyor. Endi xuddi shuni nusxasini olamiz. Mana bu yerga pastga joylashtiramiz. Endi search'ga berib ko'ramiz. Ya'ni bu funksiyada qanday natija beradi bizga. Bunda ham birinchi izlanadigan matn yoziladi. Masalan, uzun daryoni qidir, qayerdan? Mana bu, eng uzun daryodan. Mana bunda ham 5 chiqyapti. Ya'ni natija ikkalasida ham bir xil. Endi bu asosiy farqi qayerda? Asosiy farqi matnlar kelganda, masalan, mana bu yerda misol uchun katta D harf bilan find funksiyasi olsak bu xatolik beradi. Value ya'ni o'sha demak turi bizga qiymat turi noto'g'ri kiritilyapti. Ya'ni katta D kichik D mana bu yerda farqlanadi. Katta kichik harflarning farqi bu. Endi mana bu search'ga kelib bizga katta D yozdik. Mana natija o'zgarmayapti. Ya'ni xatolik bermayapti, ishlayapti, topayapti. Yok ki bana bunu katta u. Bana topa yaptı. Yani bu küçük u. Biz kıdırayalımız katta u. Topa yaptı. Birinci fark şu yerde. Yani sözler katta küçük bölgende bizde yani bu funksiyeler farklıydı. Yani bu biz oldan bulanlara Rus'taki varyantı da işletediğim bölsek native funksiyasını verildi bu. Bizde bu poisk'ini verildi. Endi yana farqimizda masalan mana bu yerda deylik turli xil belgilar bilan kelgan deylik aralash. Masalan mana shunda inglizchada masalan mana shunday. Masalan panjara va hokazo. Mana shunday belgilar bilan kelgan deylik. Endi shu yerdan biz qidirishimiz kerak masalan ana şu belgen kıdırışımız gerek. Şunu find'e berip görüyoruz. Bana bu birinci kıdırılıyorken belge kayırdan kıdırış gerek. D1'den. Oldu deyip çıkar yaptı. Yani pancaranın turgan önünden çıkar yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, oldu. Şimdi kudu şunu olamız. Sözcüğe veriyoruz. Kıdır. Kayırdan. D4'den. Bana oldu çıkar yaptı. Şimdi asosiy farkı. Bizde mana bu yerde yani belgiler mavcut. Mesela 4 rakamını örneğe soru belgesini koydum. Value çıkıyor. Top mu yaptı? Şimdi mana bu yerde gelip soru belgesini koyalım. Netice özgârma yaptı. Yani iki de belge odada işletiş mümkün. Mana şu search nasıldı? Birincisi köpaytırış belgesi. Bunun manası barcha belgiler degani. Belgiler. Yana bizda bor. Keyin so'roq belgisi bor. Bu fakat bitta belgi degani. Bitta belgi. Yani mana bu yerda hozir endi kelib mana bu yerda misol uchun hozir mana bu yerda bitta belgiga ruxsat oldik. Mana 4 o'rniga xohlagan belgini qo'ysam ham, mana F qo'ysam ham natija o'zgarmaydi. 9 qo'ysam ham o'zgarmaydi. Mesela endi mana 9 nomidan misol uchun biror belgi yoki son yozdik. Mesela minus.
Endi xatolik bo'ldi. Chunki biz bu yerda bitta belgiga ruxsat olganmiz. Yana bitta so'roq qo'ysam, endi to'g'ri bo'ladi mana. O'sha yana panjadan o'rnini topyapti. Ya'ni so'roq bu belgilar soni. Yoki shuni o'rniga yoki yana bitta belgi yozsak, masalan, misol uchun mana bunday qavs misol uchun. Xatolik bo'ladi. Chunki bu yerda ikkita bizga o'sha mana plus oraliqda-da endi faqat belgi bo'lishi shart emas, masalan, son ham bo'lishi mumkin. 8 farq yo'qmi? Ya'ni ana shu A dan ana bu plusgacha oraliqda 3 ta belgi yozdik. Lekin bir 3 ta so'roq qo'ymadik. 2 ta so'roq qo'ydik. Shu uchun xatolik beryapti. Yana bitta so'roq qo'ysam to'g'ri bo'ladi. Endi ana shu so'roqni o'rniga to'g'ridan to'g'ri yulduzcha qo'ysak ham bo'ladi. Mana natija o'zgarmaydi. Endi bu yerga bir nechta belgi qo'shib ketishingiz mumkin. Masalan, mana. Ya'ni shu A bilan mana shu plus orasiga xohlagan belgi qo'yish mumkin. Bu yulduzcha degani barchasi degani. Lekin findga bunday qilib bo'lmaydi. O'z mana bu yerda masalan, so'roq qo'ydik, tamom. Aynan o'zida bo'lmasa findda xatolik beradi. Katta kichik belgisi yoki ana bu o'sha hammasi o'zida bo'lsa findda to'g'ri top keladi. Bitta belgi aynan o'zida bo'lmasa, masalan, kichik yozilgan, kattasini top desak, xatolik beradi. Yoki ana bunda so'roq yoki masalan yulduzcha qo'yadigan bo'lsak ham xatolik qolaveradi. Aynan o'zida bo'lsagina bu natija beradi. Search'da demak katta kichik belgilarning farqi yo'q, topayapti o'rnini mana. Va ana bu yulduzcha va so'roq belgilaridan ham foydalanish orqali natijaga to'g'rilash mumkin. Ya'ni masalan, o'sha oraliqda 10 ta belgi bo'lsa, yulduzcha qo'yamiz. Shu oraliqda 10 ta belgi bor deb bizga o'sha panjarani turgan o'rnini topib keladi. Yoki so'roq qo'ysak, aynan belgilar sonini bilsak, demak o'sha so'roqni ishlatish orqali aynan o'sha birinchi belgisining joyini topib keladi. İkilasının farkı bana şundan iyi bu arada.